Aloha herkese ve Assassin's Creed Origins'e tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda İskenderiye'deyiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Önceki bölümlerden bir tanesinde hani ana göreve geçmiştik de daha geri dönüşünüz yok. İşte yapmadığınız şeyleri bitirin öyle devam edin gibisinden bir uyarı verilmişti ya bize hani görev babında. O yalanmış. Şu anda gayet geri döndük yani. Ve gördüğünüz gibi şurada bir yan görev var. Öyle dolaşıyordum böyle hani haritaya bakıyordum ben kayıt dışı. Bir de baktım ne göreyim. Bir tane yan görev. Hemen yani başka bir tane yok. Araştırdım bayağı baktım hani bütün haritayı kayıt dışı böyle dolaştım biraz. Başka bir yan görev yok sizin şansınıza. Şimdi bununla başlayacağız. Öncelikle üzerimdeki eşyalardan bahsedeyim. Jackal's Gaze, Warrior Bow, Legendary. Her zaman olduğu gibi. AP de Mac diye bir tane Light Bow aldım Legendary. Ve okları ateşli direkt. Direkt ateşli oklar var. Light Bow'da ilk kez görüyorum bunu. Gayet güzel, gayet şekil. Üzerimde Protector denilen gayet basit bir kıyafet var. Koruyucuların giydiği bir kıyafetmiş. Yeni geldi bu. Daha önce yoktu. Bu ana görevler diyecektim ya. Ana görevleri yaptıktan sonra geldi. Çok sadık bir kılıcımız var biliyorsunuz. Mustafa's Blade. Benim favori silahlarım arasında. Onu kullanacağız bölümde. Bir de Earl of Durjackin vurduğumuzda bize can veriyor. Bir de Jozer's Pride. Ve üzerine bir de şey aldık. Zehirli dart aldık. Bunu da ilk kez bu bölümde kullanacağız. Hadi başlayalım. Bu yan görevden sonra eğer başka bir yan görev çıkmazsa ki büyük ihtimalle çıkmaz. Aya ile konuşup tekrar ana görevimize devam edeceğiz. Nereye gideceğim ben buradan? Aşağıya zıplayabilir miyim sizce? Hiç denemeye bile gerek yok bence. Hiç zıplamayalım. Şuradan gidebiliriz. Hayır! Abi Ezio olsa tutunurdu ya. Vallahi tutunurdu bence. Bayek. Hashtag not my assassin. Ah Ezio ah. Öldün gittin bıraktın bizi. Bir kan izi var orada. This blasphemy will not stand. Okay. Kedi öldürmüşler. Vay. Bu benim şu anda gerçekten öfkeyle dolmama sebep oluyor. Bu kadar kan bir tane sadece bir tane kediden çıkmış olamaz. Dedi Bayek. Okay. Burada bir tane insan bulacağız sanırım. Ceset bulacağız. Evet, insan kanı büyük ihtimalle o yerdeki kan. Geri koymayacaktım. Aldım geri koydum. Okay. A Roman soldier. Romalı bir asker ölmüş. Sadece bir yarası var. Çok hızlı bir şekilde kanama geçirerek ölmüş. Bir kan daha var burada. Bloody footprints. Kuzeye doğru kanlı ayak izleri. The cat was attacked by the Roman soldier. Okay. Kedi Romalı asker tarafından saldırıya uğramış. Bunu kim yaptıysa, Romalı askeri kim öldürdüyse bunu korumak için yapmış. Kediyi korumak için yapmış. Bunu kim yaptı bulmam lazım. Okay. Çok büyük bir karışıklığa yol açmaması için katili bulmamız lazım. Buradan aşağı inebilir miyiz? Sanki aşağı inecek bir şey var burada. Neyse. Geçiş buradan. Merhaba. Beni mi bekliyordun? Kedin yaralanmış görüyorum. Benim değil. Kediler sadece Bastet'e aittir. Ben sadece onun aracısıyım. Romalı pisliklerden koruyorum onu. Bastet, anırış ama. Romalı'nın hayatını aldın, kedi öldürdüğü için ve İskenderiye'de isyan çıkarmasını riske atıyorsun şu anda. Bastet vurdu onu benim kolumla, ben onun hizmetçisiyim sadece. Okay. İyi bir rahip tanıyorum, onun yanında çalışsam daha iyi olur. Bastet'e hayatım boyunca hizmet ettim. Okay.
Kaset hayatım boyunca hizmet ettim. Onu, ona daha fazla hizmet etmek benim için bir onurdur. Falan filan diyor. Kediler peşinde dayının. Nereye gidiyoruz? Yani şeyi, durumu olay çıkarmadan bitirmek için adamı zararsız bir yere götürmemiz lazım. Konuşmam bitmiyor mu? Gerçekten ben de öğrenmek istiyorum bu konuşmanın bitmeme... Bitip bitmemesini ben de öğreniyorum. Eğer bitmeyecekse bırakayım bu görevi. Evet. Nereye gidiyoruz? Neredeyiz? Ben götürecektim sözde. Kasabadan çıkmanın en hızlı yolu batı kapısındanmış. Peki. Askerlere taciz yaptı. Sözlü taciz yaptı. Kendilerini asker zannediyorlar bir kemer giyiciler diyor. Girdle wearers dedi. Aa, ally help low. Peki. Adama vurmayın. Adam deli. O deli. Ona vurmayın. Ona vurmayın. O deli. Bayağı güçlülermiş bunlar ya. Ben mi çok güçsüzleştim acaba? Yakarım. Adamları taciz etmesen keşke. Laf söylemesen keşke de bize saldırmasalar. Yani bu zamana kadar nasıl hayatta kaldın şu anda şaşırmış durumdayım. Her gördüğün Roma askerine laf atarsan beynini dağıtırlar az önce yaptıkları gibi. Ata bineydik. Roman cat kickers. How would you feel if I kicked your gods? Romalı kedi tekmeleyiciler, ben sizin tanrınızı tekmelesem hoşunuza gider miydi dedi direkt adamlara ya. Okay. Romalı asker öldürmek için hiçbir bahaneyi kaçırmıyoruz biz de. Nerede kalmıştık? Saçma laflarınla beni meşgul ediyordun sen. Yani orada kalmıştık. Kuş gördüm avlarım direkt. Okey. Bastet tapınağına git. Sadece yalvarıyorum. Rahibeye ismimi söyleme. Sanırım tanrılar seni bunu yapmanı istiyor. Eğer tanrılar istiyorsa ben de öyle yapacağım. Okay, Bastet seni korusun. Bu muydu yani? Bu yan görev bu mudur yani? Allah. Olmasaymış daha iyiymiş. Neyse sorun değil. Ana görevimize devam edebiliriz. Yalnız sadece bakacağım. Okey. Şurada durursak. Tamam. Yan görev adarı. Bip 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 bip. Yan görev yok. Yani haritanın 3'te 1'ini taramama rağmen bulamadım. 3'te 2'si taranlı şimdi. Okey. Tamamız. Şimdi ana göreve devam edebiliriz. Aya ve Bayek Romalılar tarafından ihanete uğradıklarını düşünüyorlar. İskender'in lahitini araştırmaya gidiyorlar. Düşmanları ne planlıyor öğrenmek için. Bizim Karagöz gelsin. Aya'mıza hızlı bir şekilde kavuşalım. Gerçi şehir içindeyken çok hızlı gitmiyor atımız. Peki. Bir dakika. Niye böyle söylüyorsun? Tanrılar aptalları koruyorlar dedi kendi kendine. Niye öyle dedi bilmiyorum. Acaba şüphe çekmediğimiz için mi? Yani onlar aptal. Benim tehlikemden korunuyorlar. Onun demeye çalışıyoruz. Çok ilginç bir adamsın Bayek. Çok gizemli bir adamsın. Pekala.
Okey, buradan geçiş var. Selamlar, merhabalar. O heykeli görmedim ben. Siz de görmediniz. O heykelin belli kısımlarını görmek istemezdim gerçekten ama yok, görmedim. Tamam, sıkıntı yok. Görmedim. Neredesin? Aşağıdasın peki. Sen benim önümden çekil. Sen geldin. Yolda yürüyordum ben. Yaya hemen. Yaya haklıdır her zaman. O müşteri miydi o? Pardon. Oran bulimi dimi hanestenin akseli. Apapapé! Afiyene moran. Aya, ne kadar uzaktaymışsın sen ya. Hey. Taş halka çözmeyi özledim be. Yıldızlara böyle hani şey yapıyorduk ya. Eşleştiriyorduk ya. Onları yapmayı özledim gerçekten. Bittikten sonra böyle biçimde bir boşluk oldu. Ya puzzle, bir süre sonra puzzle'ın olmaması kötü tabi. Assassin's Creed oyunlarının, daha önce söylediğim gibi, ruhu puzzle'lar bence. Yaptığı şey yüzünden Kleopatra'yı mahvedeceğim. Sorunla ilgilenmemiz lazım, önümüzdeki sorunla. Bizim için kalan tek bir şeyden bahset Bayek. Siva. Toprağımızın geri kalanı. Şu anda duramayız Aya. Demon'un katilini bulmamız lazım. Evet. Orada durmayacağız. Kesinlikle durmayacağız. İleride muhafızlar var. Bir ceset yığını da bizim hakkımızı kanıtlayacaktır. Birkaç günden fazla beraber olduğumuz gün çok uzun zaman önceydi günler. Bu yürüdüğümüz yol çok kolay bir yol değil Aya. Yalnızca gün olarak bakmazsan, hedef olarak bakarsan öyle diyor. İlginç. Sezar adamları bunlar. Hepsi Romalı bunlar. Gördünüz mü? Görmeniz sizin zararınız olacak biraz. Yakarım. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Direkt mahvediyor, yok ediyor. Bitiriyor yani. Bu lightbow, ateşli lightbow direkt yıkım aracı, bir ölüm makinesi. Ne yapıyoruz? Aşağı iniyoruz değil mi buradan? Buraya daha önce gelmiştik. Burada Kleopatra ve Sezar goy goy yapıyordu. Biz kendileri için bu lahiti çözmeden önce. Savaş var. Apollodorus kimle savaşıyor bir dakika? Vallahi vuruldu ya. Apollodorus iptal. Apollodorus'u öldürdüler. Niye isabet ettiremiyorum ben bunu? Yakarım. Yaşayacaksın aptal. Flavius hepsinin peşindeydi. Hepsinin arkasındaydı bu işlerin. Üzgünüm. Flavius oğlunuzu öldürdü. Buradaydılar. Küreyi benden aldılar. Siva'ya gidiyorlar. Siva mı? Bayek, Aya. Halkınız tehlikede. Şimdi gidin. Şey ya, Siva'da şey vardı ya, bir tane Vault vardı, oraya gidiyorlar. Evet, Apollodorus da iptal. Assassin'lerin başı zannetmiştim ben Apollodorus. Lahit'ten asa alınmış. Elveda Apollodorus. Hades'in evine. Güle güle git Midyon'a, artık ne diyeyim. Evet, Aslan Flavius. Son hedefimiz. Septimius da var. Septimius'u öldüreceğiz, ondan sonra Flavius. Sezar ne acaba? Siva'ya gidiyoruz. Her şeyin başladığı yere gidiyoruz. Her şey Vault için ya. O Vault'u da açacak zaten Piece of Eden. Küre. Completely silent.
Çok sessiz burası. Tamamen sessiz. Hayvanlar da öyle. Belli bir veba vurmuş köyü. Evet, o yılan Flavius bunu yaptı. Çok uzun zaman önce öldürmemiz lazımdı onu. Bağırsaklarını deşmemiz lazımdı ama. Romalı askerler. Flavius'un adamları. Bunlar ne ya? Fındık mı, kahve mi bunlar? Ne bu? Güzel sermişler. Aceleyişe şeytan karışır aya. Sakin. Köyümün tarım ürünlerini öğrenmek istiyorum. Ne var yani bunda? Gelin gelin. Siz gelin buraya. Siz mi benim köyümü dağıttınız? Ha? Siz mi benim köyümü öldürdünüz? Yok ettiniz. Veba yaptınız köyüme. Ha? Siz miydiniz onlar? O zaman yanın sizler. Okey. Orada bir köy var uzakta. O köyün köy salgın hastalık yüzünden kırılmış şu anda. Direkt yüzecek miyiz yoksa direkt atla gidebilir miyiz oraya? Atla gitsek daha iyi. Wow, wow, fight the power. Abi bu kadar yıkıma ne gerek vardı? Direkt volta girseydiniz. Herkes öldü şimdi. Oldu mu şimdi? Bir ekonomik üretken ekonomik bir toplum yok oldu şu an. Mutlu musunuz bu yaptığınızdan dolayı? It was Flavius all along. He brought Caesar and the Romans here, hoping to take. Sezar'la ve Romalıları buraya Flavius getirdi. Gücü ele geçirmek için. Güvendik ona. Flavius'u da biz daha önce konuşmuştuk. Konuşmuş muyduk ya? Askerler var mı burada? Askerler. Gidin belki o kuyudan gireriz ama değilmiş. Kuyuyla bir alakası yokmuş. Direkt zaten şeymiş. Havuzmuş o. Evet, giriş burası. Gel. Gel bakalım. Hop! Hop 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 hop. Bu zehirli dartımı kullanayım değil mi bir ara? Okey. Hazırız. We must be careful not to be seen. Görülmemeliyiz diyor ama çok da önemli değil bence görülmememiz. Çıkış orası zaten, çıkış. Abi zehirlenmiştiniz siz. Okey, peki. Öldürürüz peki o zaman. Okey. Be cautious. The vault is opening. Run for cover. Bir dakika, açılıyor. Volt açılıyor. Kapının açılmasından korktular. Kaçıyorlar. Orada ne var bilmiyoruz. Abi şeyleri gösteriyor. East of Eden'ların lokasyonlarını gösteriyor. Rüya mı görüyoruz? Doğata girdik. Öldük biz diyor. Öbür dünyaya girdik. Bunu Assassin's Creed 1'de de görmüştük. İlk Assassin's Creed'in sonunda, finalinde böyle bir harita vardı. Ve Peace of Eden'ların nerede olduğunu gösteriyordu. Abstergo'nun peşinde olduğu şey buydu, bilgi buydu. İnsanlığın hikayesi bu Bayek. Bayek. O kim? Kendisi o. Bir dakika. Ha, hep Sefa.
Bayek'e çok benziyor. Hepsefa ilk arkadaşımız Siva'daki. Evet, hayatın burada çöl kumunda sona erdi. En yakın arkadaşımı öldürdüler. Flavius'u durdurmak istiyoruz. Durdurmamız lazım. Onu burada bırakamayız. Düzgün bir vedayı hak ediyor. Aynasını. Öldürmediğiniz kimse kaldı mı şeyin Bayek'in hayatında? Hepsefa tarikat hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Onun öldürülmesi için hiçbir neden yoktu. Flavius kalbini çıkardı. Bana mesaj olsun diye. Hemu'yu da o öldürdü. Bu işi bitireceğiz Bayek dedik. Aya'da. Vay be. Evet. Sanırım çıkışta Sivalılar mı var? Sivalılar var galiba. Vault'un kapısı niye açıldı? Aa, bizi iyileştiren acı. Ne olduğunu gördüm. Korkunçtu. Roman liderler tapınak Vault'a girdiler. Septimius ve Flavius. Taşıdıkları objeler bir tanrının eli değmiş gibi kapıları açtı. Hepsefa onları durdurmaya çalıştı. Ve onu çaresiz bir şekilde öldürdüler. Vault'a girdiler. Mavi ateş ortaya çıktı. Ve kaçtım ben de ondan sonra. Bütün köy Peace of Eden'in etkisi. Bütün köy yere yıkıldı, hiçbir şey, yani hiçbir şey görmüyor gibi, ölmüş gibi. Bayek, Aya, bütün köyün duası sizlerle. Hepsefa'ya veda edelim, ondan sonra adaleti arayacağız. Peace of Eden'ın zaten etkisini biliyorsunuz. Daha doğrusu Apple of Eden'ın, Eden elmasının etkisi. Ezio kullandığı zaman kullandığında bütün etrafındaki herkesi yere yıkıyor direkt. Let the embalmers come. Etkisiz hale getiriyor. Anubis accept this ornament in place of his heart. Evet, cenaze sanırım Hepsefa'nın cenazesi. İyi bilirdik. Hepsefa, old friend. Yakacak mıyız? Önce meşaleleri yakayım. Başka meşale var mı? Siva needs you, Hepsefa. Siva'nın sana ihtiyacı var, Hepsefa. I miss our talks, Hepsefa. Okay. Drinking beer. Rabia ile konuşacağız. Bayek, Hepsefa would have wanted you to have this. Hepsefa bunu almanı isterdi Bayek. Her şeyin üstünde tuttuğu silahı. Neymiş? Hepsefa'nın kılıcı ama level 32 abi, bana yani. Tamam, iyi güzel de. Bakayım özelliği neymiş. Oho, bir dakika. Şu anda kullanamıyorum ama on fire, ateşli diyor. Yani ateşli bir kılıç. Şey gibi Game of Thrones'daki using the necropolis as a den. No wonder it looks like this. Game of Thrones'daki Brotherhood Without Banner'ın bayraksız kardeşliğin silahları gibi olacak. Güzel. Onun level'ını yükseltiriz. Bir Romalı askeri sorgulamışlar. Flavius Cyrene'e gidiyormuş. Cyrene'in sınırında bir çiftlik var. Flavius'un geçtiğini görmüşler orada. Ben de Septimius'u öldürmeye gideceğim. Okay. Nereye gidersek gidelim, trajedi bizi takip ediyor gibi hissediyorum. Belki de bu gerçekle barışmamız lazım. Zor değil. Zor şu anda ama ne zaman seni düşünsem Hemu'yu ve kaybettiğimiz her şeyi düşünüyorum. Ben de öyle. Şimdilik o yüzden öldüreceğiz biz. Bu ne? Hain yapacağız ha? It has been too long, son. Çok uzun zaman oldu oğlum.
Aa, oğlunun mezarı galiba burası. Bir daha yapsak ne olur? Evet, oğlunun mezarı burada. Şimdi öncelikle buradan çıkalım. Ben yani Bayek olarak ben Flavius'u öldürmeye gideceğim. Aya ise Septimius'u öldürmeye gidecek. Ben aslanın peşindeyim. Aya çakalın peşinde. Vay anasını. Güzelmiş. Yakınlarda bir demirci var mı acaba? Var. Bunu kendi level'ımıza yükseltirsek eğer kullanmamız daha kolay olur diye tahmin ediyorum. Yani level 32 kılıçla level 40 düşmanlara pek zarar veremeyiz tahminimce. Vallahi başlarına gelmeyen kalmadı. Oğulları öldü, öldürüldü. Ondan sonra köyleri yıkıldı, yakıldı. Sürekli zaten şey içindeler. Baskı içindeler. Önce Yunanlardan sonra Romalılardan. Mısır halkı ve Mısır halkını sembolize eden şu anda kontrol ettiğimiz Bayek ve Aya gerçekten Bayek, çok sıkıntı, çile çekmişler gerçekten. 6000 mi istiyorsun? Sana yazıklar olsun. Bunları satalım. Ateşli Lightbow'dan başka bir şey herhalde kullanmam diye tahmin ediyorum. Bunları satalım. Başka... Trinketleri satmayacağım çünkü trinketle alakalı bir başarım var. Yan görev diyorum ya. Kafayı yan görevle bozdum artık. Şunları satalım. Umarım yeter. 6000 altın nedir Allah aşkına? Sanırım yetecek. Yetmezse bir şey daha satarız. Bir şeyler daha satmamız gerekebilir. Predator bombumuzu satabiliriz. Ya şunu satalım. Okey. Topuzu satalım artık. Yapacak bir şey yok. Bir tane zaten çok sağlam bir baltamız var. Ağır silah olarak. Tamamdır. Upgrade'imizi yapalım. Hop. Gel. Give my best to Hepzifah. Hepzifah'a en iyi dileklerimi iletti ama Hepzifah artık o dilekleri alacak kadar şey değil herhalde. Bilinçli değil o yüzden hani. Selamın üzerinde kalmasın ama kendisinin o selamı kabul edebileceğini zannetmiyorum artık. Dön abi dön. Heh. Savaş arabamızı aldık, at arabamızı aldık. Daha hızlı gitsin diye. Şu yolu takip edersek sanırım Kairenaika'ya gideceğiz. Dur bakayım yolumuz nerede olabilir? Çok dağlık be. Uğraşmasak mı sanki? Bu oklar nedir bu oklar? Oklar sanki bana bir şey mi yapıyor? Şöyle mi gireyim? Limbo. Antik Mısır'da özel bir ayin bu. Şimdi umarım biz Flavius'u öldürmeye gidiyoruz ama Septimius'u da Aya ile Aya'yı kontrol ederek öldürebiliriz belki de. Bundan sonra mesela aynı anda Aya da şunu yapıyordu diye bir geçiş yaparlarsa güzel olur. Yılanlar mı var burada? Zehirlerim sizi. Zehirlenen siz olursunuz. Ha, birinde sen oynadın zaten birinde. Hani biz Flavius'u öldürdükten hemen sonra Aya'ya geçer mesela. Aya da Septimius'u nasıl öldürdü onu kontrol ederek görürüz. Gerçi biz Septimius'la olan savaşımızı yaptık. Her ne kadar öldüremediysek de o senaryo ile alakalı bir şey.
Sorun değil. Bir an önce Filavius'u öldürelim. Oğlumuzun ruhu rahata ersin. Son göreve yaklaşıyoruz diye tahmin ediyorum. Bir de tabii Leyla'nın yani şu anda bizi kontrol eden, Bayek'i kontrol eden Leyla'nın dünyasında neler oluyor? Onları da bir görmemiz lazım. Niye uğraşıyorsam düz yolda at arabası varken yürüyorum abi. Okey. Romalı askerler mi var orada? Orada Romalı askerler var sanki. Ooo, Mars'ın dünyaya gelmiş hali. Tanrı olarak görüyorlar Flavius'u. Sirenli Flavius, Mars'ın dünyadaki insan versiyonu. Peki, evcil insanını getirdi. Mereruka, yalvarırım, dur. Ha, öldürecek. Hayır! Ne olmuş bu insanlara? Her şeyden dolayı. Tamam. Kutsal yeminimden. Kutsal yeminim adıma. Yeminim adına beni affet. Dedi öldürmeden önce. Düşmanın değilim ben. Sen kimsin bu arada? Üzgünüm. Çok nazik birisiydi gerçekten. Tuzakta yakalanan bir köpeği tedavi etmeme yardımcı olmuştu. Niye böyle bir şey yapsın ki? Bunu daha önce gördüm Siva'da. Bu işten sorumlu olan ruh yiyiciyi arıyorum ben. Flavius'u. Prokonsul? Oğlumu öldürdü o pislik. Köyümü yaktı yıktı. Ve Amun-Ra'nın ışığıyla şu anda senin ülkende geziyor. Çiftliği arayalım. Hayatta kalanlara bakalım. Ben Siva'lı Bayek. Praxila. Bu deli dönmüş, deliye dönmüş ülke, ülkeden. Şimdi az önce gördüğümüz köle gibi hani tasma olan, boyunlarında tasma olan insanların niye öyle olduğu bariz açık yani. Daha önce bir Assassin's Creed oyunu oynadıysanız gene Apple of Eden, Piece of Eden, Eden parçalarının etkisi. İnsanları böyle köle gibi kullanmanıza yarar sağlıyor. Bizden önce gelenler, Those Who Came Before'un zaten insanları kontrol etme yöntemi de buydu. Çok çok uzun zaman önce, bundan bile uzun zaman önce. O şeydeki Assassin's Creed 2'deki Truth videosundan daha önce bahsetmiştim. Orada görüyorsunuz zaten bunu açık bir şekilde. Aynı şey şu anda burada da görülüyor. Şunları bir öldürelim biz. Bebek gibi ağlıyor ya. Lan. Yanarak hala bana vurmaya çalışıyor. Yazık. Okey. Yani bu insanların niye böyle olduğu çok da niye böyle olduğunun çıkarımını yapmak çok da zor değil. Adamların elinde iki tane Piece of Eden var. Şeyi Apollodorus öldürmelerinin sebebi de o zaten. Küre ondaydı. Asa ve küreyi birleştirip aynı Assassin's Creed 2'deki Papa'nın, Borgia'nın, Rodrigo Borgia'nın yaptığı gibi. Onlar da aynı şekilde aynı etkiyi gösteriyor. Nene. İyi misin? Ne oldu burada? Red cloaks and that milk soup with the lion's head. Kırmızı pelerinler. Aslan kafalı o pislik. Çalışan herkesi aldılar. Oğlum Kade'yi de aldılar. Sonra o geldi. Karanlık gözlü. Kuzgun gibi bir başlık vardı kafasında. Evet, pençelerinde altın bir şey vardı. Against nature, everyone crying, screaming, running, dying. Herkes ağlayarak, çığlık atarak, kaçarak öldüler. Sen nasıl kaçtın? Kimse zavallı neneyi görmedi.
I saw them. Ama ben onları gördüm. Ağlamadım, çığlık atmadım. Dilimi ısırdım, kanda boğulana kadar. The men who did this. Bunu yapan adamlar, onları bulacağız. Better hurry, girl. Acele etseniz iyi olur. To the home of the huntress. Overhead Red Cloak squawking. Bring Kade back to me. Okay. I will try. Oğlum bana geri getirdi. Flavius also robbed me of my boy. Flavius benim oğlumu da öldürdü. Let us bring Nenet to my cart. Will you follow Flavius? Flavius'u takip edecek misin? Etmem lazım. Oğlun için mi? Her oğul için. Onu çok özlemelisin. Uyur veya uyanık her saatinde özlüyorum. Nenet, avcının evinden bahsetti. Az önce evet öyle bir şey dedi. Sairin, Roman fethinin parlayan ışığı. Buranın kuzeyinde. I will find him and destroy every fiber of his car. Eğer Flavius oradaysa yok edeceğim onu. When you arrive in Cyrene, Cyrene'e vardığında arkadaşım Diokles'e bak. Ona güvenirim kendi canımı ve senin canını teslim edebilirsin. Give him this. Ona bunu ver. I hope this heals the madness in this land. Umarım bu ülkedeki çılgınlığı, deliliği yok eder bu. Aradığın adaleti bulabilirsin umarım bayak bende. Why would they take Nenet's son Kade? Nenet'in oğlu Kade'yi niye alsınlar ki? General Agrippa ve Flavius'un savaş için hazırlandığı yönünde söylentiler var. Mısır'a karşı mı? Hırslarına şüphe duyuyor musun peki? Onları durdurana kadar durmayacaklar. Ben durdurana kadar. Balagre klinik'e götürecekmiş işte Nenet'i. Okay, o yerin de sıkıntıları varmış. Okay. Şimdi Flavius'u bulmak için bir dakika. İki tane mi quest'imiz var? İkisi de side quest, bu ana quest. Okay, 3 tane görevimiz var şu anda. O yüzden önce yan görevleri yapsak daha iyi. General Agrippa Mısırlıları kalede bir yıkım silahı üzerinde çalıştırıyormuş. Ve Romalı mühendis Vitruvius da bu işin içindeymiş. Ya hayır, yanlış tuşa bastım. Okay. Thank you. Şimdi bir dakika, oraya gideceğiz. Okay. Yoldan gidebiliriz. Bir dakika, bu şey mi? Ana görev mi bu? Okay, yan görev. Okay. Şey için Sairin'e gideceğiz herhalde. Flavius akıllarını almış bunların. Bu ne iyi bir şey ne de doğal bir şey. Doğaya aykırı bir şey gerçekten, evet. Okay. Sanırım Vitruvius esir olarak ellerinde. Must be careful now. Herkes zehirlendiriyor şu anda. Güzel. Görmedi beni. Ölecekler onlar zaten. Flavius'un ismini yazıyor duvara. İyiymiş. Herkes Flavius'un şu anda boş boş düşüncesiz köleleri şu anda. Ateşli kılıcın nasıl? Sensin Bastardos. Kade sen misin? Annem beni gönderdi seni bulmak için. Sivalı Bayek, bu sen misin? Okey, bu Romalı akbabaları öldürmene yardımcı olacağım. Beni kurtar buradan. Kurtardık zaten. Ha, başkalarını da kurtaracağız. Boş kafesi açtım, güzel. Okey. Burada biri daha var. Başka? Tamam mıyız?
Tamamdır. Yakarım. Güzel. Çıkabiliriz gençler. Geliyor musunuz? People act against nature. Could Flavius really do this? İnsanlar doğaya aykırı hareket ediyorlar. Flavius gerçekten böyle bir şey yapabilir mi? Bence çok kolay bir şekilde yapabilir. Köprüden mi gideceğiz? Yo. Niye aşağı inmiyoruz? Hadi aşağı inelim. Evet. Ben çıkarsam onlar da gelir diye tahmin ediyorum. Okey. Kale dışındaki herkes akıllı. Kahvemden bir yudum alayım o zaman ben. Saldıran birisi var. Okay. Kade geldin mi? Tamam mıyız kadecim? Daha da mı kaçacağız? Peki. What do you think drives these fools? Being poor? Nothing to do but be ready for anything. Okay miyiz? Daha da mı uzakta? Daha da mı uzağa gideceğiz? Peki. Okay. Keep your weapons in reach. The farm you came from. Geldiğin çiftlik, Flavius'un ne yaptığını gördüm orada. Halkımızdan canını nasıl çektiğini, halkımızın canını nasıl çektiğini gördüm. Annemle ne? O iyi mi? Praxila onu Balagre'ye götürdü. Teşekkürler Bayek. Atalarımızın ülkesinden bu kadar uzakta bile bizi koruyorsun. Balistaları var. İçine çok iğrenç yanan bir yıkım maddesi koyacaklar. Vitruvius. Ha evet, şu su kanalını yapan mühendis. Vitruvius, bu adamı tanıyorum. Böyle bir şey yapabileceğine inanamıyorum. Okey, su kanalıyla alakalı bir görevimiz vardı. Hatta son bölümlerden bir tanesini yapmıştık. Mısırlı işçilerini koruyan Romalı bir mühendisti kendisi. Niye böyle bir şey yapsın? Evet, ben de şaşırdım şu an. Belki tehdit ediliyordur. Belki de ne yaptığını bilmiyordur. O da olabilir. Köle olabilir. Yani diğer askerler gibi. Diğer, daha doğrusu köylüler gibi. Daha zihni silinmiş. Düşüncesiz kölelerden bir tanesi olmuş olabilir. Neymişlerdi bakalım. Konuşmamız lazım Vitruvius. Ha, kendi şeyi yerinde, aklı yerinde. Sivallarla ilgilendiğini duyduğumda inanmıştım sana. Ama herkes senin yarattığın bir silah üzerinde çalışıyor şu anda. Düşündüğün gibi değil, benimle yürü. Bu işi anlatacağım sana. Okey. Beni anla Bayek. Bu su kanalındaki mühendislikle alakalı değildim her zaman. Gençken çok fazla ölüm ve yıkım silahı ortaya çıkardım. Bunlardan bir tanesi bir Yunan ateşiydi. Belli bir Yunan ateşiydi. O kadar konuşulamaz bir şekilde yıkım getiriyor ki hiç üzerinde çalışmayacağım diye yemin etmiştim. Ama general bunu üretiyor ve Sivalıları çalıştırıyor üzerinde. Zorluyor çalışması için. Başka bir şey demeyecek misin? Olay nedir abi? Bana bir anlat. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Curse my pride. Gururuma lanet olsun. Notlarımı yakmam gerekiyordu. General Agrippa bulmuş olmalı onları. O yüzden o zaman Agrippa durdurulmalı. Vicdanın ne diyorsa onu yapmaya. Ama anla ki Romalı generale karşı olan bir komplo içinde olamam.
ne kadar şahsi duygularım buna izin verse de. Formülü geri getir, ben de yok edeceğim. Mısır'ın yıkımını vicdanımda taşımak istemiyorum. Okey. General Agrippa'yı öldürmeye gidiyoruz. Tamam, Vitruvius silahı üretmemiş, silahı inşa etmemiş ama gençken bu tarz bir silah dizaynı için notları var. Notlar yazmış. O notları da yok etmemiş. Ve General Agrippa da bu notları ele geçirince Piece of Eden silahının etkisiyle, daha doğrusu Eden parçasının insanları kontrol etme yeteneğiyle Sivalıları bu silah üzerinde çalışmaya zorluyor. Köle gibi. Gerçekten köle gibi yani. Köle dediği nedir? Direkt bir iş için yapmaya zorlanan, para verilmeyen, insan olarak görülmeyen işçi. Bu kölelerin güzel bir yanı var ama onlar isyan çıkaramayacak kadar boşlar zihinlerinde. Yani Assassin's Creed evrenindeki sihire en yakın şey bu. Merhaba, ne haber? General mi? Okey. Aslan başlı olan general buymuş. Elinde küre olan, nenenin bahsettiği o. Nenetin bahsettiği o. Böyle yapalım mı? Bir dakika. O değil. Bu değil ya, bir dakika. Değiştirmemişim ki. Ölmüyor peki. Yanıyor musun, ne oldu? Hem çığlık atıyor hem saldırıyor ya. Abicim, sakin ol. Tamam, yakmayacağım daha, tamam. Yakmayayım daha, tamam, dur. Sön, Allah aşkına sön. Tamam, bir şey yapmayacağım, sön. Sön, bağırma, başka bir şey istemiyorum. Bir dakika, sen yardım çağırmaya mı gidiyorsun? Okey. Oo, güzel vurdular. Ölebilirim şu an. Aa! Bir deli okla, deli kurşunla öldüm. Direkt şey yapsak, stealth yapsak. Yok ya, taktik yok bambam abi, direkt dal. Dal. Okey. Şimdi yandaki okçu olmasaydı sıkıntı olmazdı ve az önce çığlık attığı için biraz fazla süre verdim sanki ona. Sırf o çığlıktan kurtulmak için. Bir de şuradaki yardım çağırma meşalesi nerede? Okey. Okçu var mı yanlarda hiç? Şurada bir tane okçu vardır. Boom. Başka? Burada var. Ama ona ulaşamıyorum. Şuradakine ulaşırım. Hop. Şunu indirebiliriz. Orada da mı birisi var? Yok. Okey. Bununla indirebilirim. Böyle bir erkek erkeğe savaşalım değil mi? Kimse olmadan.
Teke tek. Okey. Önce zehirlesem nasıl olur arkadaşım? Bence güzel olur. Hop. Stealth da yaptım. Güzel. Gene kim var ya? Okey. Aslan başlığın güzelmiş. Bana gelir mi acaba? O kıyafet bana gelirse güzel olur. Kim bana vuruyor? Allah aşkına bir dakika. Kim o? Sen... Oooo! Bak ya şerisi bak. Seni yakmayacağım. Hayır. Ölmemem lazım tekrar. Sakin. Bir tane okçu var. Çok sinirim bozan bir okçu var. Onu öldürmem lazım. Gel bakayım. Sen bana ok mu atıyorsun sen? He? Ok öyle atılmaz bak. Ok böyle atılır bak. İyi izle. Ok attığın zaman yakman lazım adamı, tamam mı? Şerefsiz seni. Okey. Sakinim. Sakinim. Formülü kullanmışlar. Greek Fire. Ha, Yunan ateşi stoklarını da yok etmemiz lazım. Peki. Üretmişler yani. Silahı üretmişler. Bir tanesi burada. Ha okey. Hop. Aa yok olmuyor mu böyle? Okey hepsi patlayacak şimdi okey. Tamam güzel. Hop. Hop. Kimse var mı burada? Yazık oldu. Diğeri nerede? Diğeri aşağıda. Okey. Hemen çık. Tamam mıyız? Nice. Vitruvius'a geri döneceğiz. Nasıl? Atım yok. At istiyorum. Heh, eyvallah. Dön. Abi takıldı. Geldin mi? Eyvallah. Şimdi Vitruvius'a nasıl gideceğiz buradan? Dolaşsak. Herhalde gider yukarıya. Bayağı çünkü süremizi açtık gibi. Evet buradan gideriz diye tahmin ediyorum. Sakin. At arabamız yok olmasın. Daha yeni aldık. O kadar para saydım buna ben. Sakin. Bayağı manevrası iyi bunun ya. Güzelmiş. Milattan önce 48 modeli güzelmiş. Okay.
Bayek, buldun mu? Formülümü buldun mu? Mısır bugün yanmayacak. Ya da herhangi bir gün, umarım. General Agrippa? İsteyerek vermedi o formülü. İyi bir Romalıydı. Ama bunun iyi bir adam olamayacağın anlamına gelmediğini hiç öğrenemedi. İmparatorluk konuşmalarıyla Flavius Agrippa'nın gururunu okşadı. Okey. Ama sen iyi bir adamsın Vitruvius. Bunu senin sözlerinde ve işlerinde gördüm. Olmaya çalışıyorum. Teşekkürler Sivalı Bayek. Halkının gerçek koruyucususun sen. Okey. Güzel, bir yan görevi de bitirmiş olmanın verdiği gururla. Sekmet hala duruyor mu ya? Ondan sonra One Bad Apple yapacağız. Ondan sonra da ana göreve devam edeceğiz. Ama ne zaman? Bir dahaki bölümde. Kendinize iyi bakın. Uzun günler ve hoş geceler.